Herkese selamlar dostlar. 17 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. Ben bu maçlarda Şampiyonlar Ligi'nden ziyade Avrupa'nın maçları biraz daha güzel, en azından gollü çıkabilecek maçlara yöneldim ben zaten. Tercihlerimden de anlayacaksınız zaten. Çok güzel maçlar var. Şimdiden değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlere öncelikle bir skor yarışması yapmak istiyorum. Direkt onunla başlamak istiyorum. Skor yarışmamda ilk mücadelem daha doğrusu tek skor sormak istediğim mücadele Galatasaray Barcelona mücadelesi ne olur? Muazzam bir maç olacak. 52 bin kişi statta olacak şu an. Biletler zaten satıldı. Hatta takım bile biletleri transferini engelledi. Dolandırılanlar çok oluyor çünkü bu tür işlerde. Galatasaray Barcelona maçı maç skoru ne olur? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Şunu yazmayın. Geçen yazmışlar mesela 10-0 Barcelona alır. Aldı 10-0. Böyle biraz daha gerçekçi yorumlar yapalım baylar bayanlar. O yüzden sizin yorumlarınızı bekliyorum yoruma. Kazananlardan, skor bilenlerden iki kişiyi Mart ayının sonuna kadar katı Telegram gruplarımızda ekleyelim. Bunu da belirteyim. Şöyle bir canlı gelsin ekrana. Dün gece verilen canlılar bunlar. Dün gece NBA'de 4-5 tane maç vardı. Hepsi de sayılı geçti zaten. 6'da 6 oldu geceden. Her şunu da belirteyim. Şimdi Şampiyon Ligi bugün oynanmadı fakat dünün oynanan maçları Ajax maçı 1-0 mağlup. United maçı yine o maçın ilk kere 0.5 üstünden falan idareden aldık da Ajax maçı, Championship maçları ne kadar sürpriz Dün kazanan yok yani. Ben dün kazananı görmedim yani öyle söyleyeyim. Sohbet grubunda o kadar adamla konuşuyoruz. Kazanan olmadı. Bu NBA tarzındaki maçlarla dün toparladık biraz. Güzel oldu bu NBA'nin gelmesi. Hakan Editor arkadaşımız burada e, dümenin başına geçti. 6'da 6 yaptı. Geceyi NBA'yi bu şekilde kapattık. Değerlendirenler vardı sohbet anında. Değerlendiren arkadaşlarımızı tebrik edelim. Canlı raporuna bakalım. NBA hariç bu. NBA maçlarının hariç öncesindeki bir canlı raporunu yaptık. Ben bir tane canlı verdim. 1'de 0. Hakan 18'de 10. Çağrı 9'da 4. Bilal de 4'de 2. Zaten dediğim gibi 15 Mart günü maçlar hep patladı. Ajax'ın golüne girdik. Ajax'ın ilk gol atar Ajax girdik mesela. Gelmedi. Gelmeyince olmuyor. Dediğim gibi canlı raporda çok parlak değil açıkçası. Bunu da belirteyim ben sizlere. Normalde genelde 45'in de 33. 35 mantlarına çıktığımız zaman güzel geçtiğini söyleyelim bizim için. Maçlara geçelim isterseniz. 7 tane mücadele var. İlk maçım Leverkusen Kuzen At 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 Atalanta mücadelesi. Sizlerden ricam aynı şekilde videonun sonunda bir kombin önerisi yapacağım. Sizlerden emeğe saygı, res bekleyelim. Beğenilerinizi bekliyorum. Artı 300'ün üzerinde, artı 350'ün üzerinde like'larınızı bekliyorum. Bol şanslar. Leverkusen Atalanta mücadelesi. Herkes bu mücadeleyi oynar? Şöyle ilk baktığımız zaman da ilk maçta zaten beklentileri vermiş bir mücadele. KG var herkes alabilir. Fakat ben kombinemi almam bu mücadeleyi falan riskli görüyorum. Çok göz önünde bir mücadele. O yüzden dolayı riskli görüyorum bu mücadeleyi. KG var da zaten bir 36 oran açmışlar yani. Beklenti o yönde. Hatta normal yazılım beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 3-2'lik bir Atalanta galibiyeti yazıyor yazılım beklentisinde. Onu da belirteyim sizlere. KG var alınabilir mi? En ideali zaten alacaksanız KG var olur. Fakat ben biraz daha yüksek orana riske değsin diyorum bu mücadeleyi bu maçta. Şimdi Level Kuzen bu maçta eksikleri var. Patrick mesela bu maçta oynamayabilir. Şüpheli olarak gözüküyor. Wirtz bu maçta olmayacak. Demirbay bu maçta olacak onu belirteyim. İleride arıyor. sağda diğer bir solda Paulinho olacak dedi. Level Kuzen takımında ideal 11'de öyle yazıyor. Zapata, Ilicic İliçiç Atalanta takımının eksikleri. Ben şöyle düşünüyorum. Leverkusen bastırması gereken takım zaten kendi evinde Almanya'da tempo oynayacaktır bu mücadelede. Arkadaki bıraktığı boşlukları özellikle Atalanta'nın bekleri çok iyi. Depar da hız koşul, hızlı koşullar yaparaktan da o pozisyonları değerlendirebilir diye düşünüyorum. Özellikle solda Zafakos da sağda Hatover. Bu isimler o boşlukları iyi değerlendirir zaman Muriel ile Malinowski iyi beslerlerse Oran riske değmesi açısından ben burada Atalanta'nın atacağı 2 golü sizlere önerebilirim. 1.82 de bunun oranı var. Dediğim gibi bu da yüksek orandan bir önerimdir sizlere. Bol şanslar. Galatasaray Barcelona mücadelesi. Maçın yorumlarını mutlaka bekliyorum sizin yanında. Şimdi ben Galatasaray taraftarıyım. Bunu da belirteyim. Fakat duygusal yaklaşmamaya çalışıyorum her maçta. İlk maçta ne aldık? İlk kere 1 aldık. Ve ilk yeri 4.5 korner aldık. Kornerimiz geldi. İlk yere birimiz gelmedi. Maç zaten 0-0 bitti. İşimize geldi. Gönlüm tabii ki Galatasaray yanında. Full destek, tam destek Galatasaray'ı takip edeceğiz. Şimdi fakat Xavi'nin yaptığı açıklamaları olsun. İlk maçtaki Galatasaray maçından sonra İspanya'daki o medya baskıları olsun. Medya açıklamaları. Suarez'in mesela yaptığı açıklamalar var. Atletico Madrid'in oyuncusu olmasına rağmen yaptığı açıklamalar var o yönde. Şimdi Barcelona kazanır mı? Bence şöyle kazanır. Kazanırsa 1-2'lik skora göre Barcelona kazanabilir diye düşünüyorum ben. Yine Galatasaray burada kapalı oyununu oynayacaktır. Geçiş oyunuyla Barcelona kalesine gitmek isteyecektir. Buldukları pozisyonları değerlendirmek isteyecektir. Ha yeri geldiği zaman ilk maçtaki maçtan daha fazla çıkacaktır ileriye. Çünkü taraftarın desteği inanılmaz bir maç olacak. İnanılmaz bir atmosfer olacak. Galatasaray yeri geldiği zaman da riskleri alacağını düşünüyorum. Fakat Barcelona'nın burada bir kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Çünkü ortada bariz bir kalite farkı var. O yüzden şöyle bir değerlendirme yaptım. Buna belki gitmek istemezsiniz. Fakat ben geçeyim direkt bu tercih. sonu 2 4.5 alt şekilde bir değerlendirme yaptım. 1.50 gibi oranı var. Dediğim gibi 1-2 skora göre yazdım ben bu mücadeleyi. Onu geçtim böyle bir taraf tercihi yaptım mı? Geçtim. Geçen maç ne verdim sizlere? İlk yarı 4.5 üst korner. Dediğim gibi aynı şekilde Galatasaray takımı burada kapanacaktır. İlk maçta nasıl Barcelona kornerleri kullanmaya başladı. Yine aynı şekilde erken bölüm 3. 5. dakikada gol atmazsa Barcelona takımı yoğun baskısını sürdürecektir. İlk yarıdan da 4,5 üst de gelmesini bekliyorum. 1.75 gibi oranı var. Bu bence yani taraf tercihinden ziyade bu tercihinde değerlendirilmesi benim için önemli. O yüzden mutlaka bir değerlendirme yapın. Korner çıkacaktır. Penya kurtaracaktır. Nelson kafaya dışarı atacaktır. Marco'nun orasına çarpıp çıkacaktır. Korner gelebilir. Kornere gebe bir maç. Onu da belirteyim. Özellikle Galatasaray ilk yarı kapandığı için ilk yarı kornerine yöneldiğimi de belirteyim sizlere. Kızıl Yıldız Rangers mücadelesi. Kızıl Yıldız'ın kapalı bir kutu olduğunu söylemiştim yani. Onlar da takım oyununu çok iyi sergiliyor. Fakat Rangers'ın ben kalite anlamında önde olduğunu söylemiştim. Watson'u birini önermiştim ilk maçta. Yüksek orandan da ilk yarı biri önermiştim. Yani ilk yarıda iki tane Kızıl Yıldız golü iptal oldu. Onu geçtim penaltı kaçırdı. Yani enteresan bir maç oldu Kızıl Yıldız adına. Çok da güzel pozisyonlar sergilediğini söyleyeyim kombineme de aldım. Kızıl Yıldız ben bu maçta daha istekli olarak Rangers kalesinde gol atmasını bekliyorum. Kızıl Yıldız'ın bir golünü yazdım ben zaten. İyi başlayacaklar, iyi başlayacaklardır, baskılı başlayacaklardır. Eğer ilk golü Rangers satarsa bu maçın zaten fişi bir yerde çekilir diye düşünüyorum. Fakat Kızıl Yıldız burada ilk maç farklı yenildiği için yeri geldiği zaman ağır riskler, farklı açık riskler alacağından dolayı arkadaki boş bırakılan yerlerde Morelas olsun, soldaki Kent olsun, Aribo olsun, ofansif orta saha rolündeki 6.42 ile oynayan Kamara olsun bu oyuncular cezayı kesebilir. O yüzden maçın tek tercihi benim için 2G var bir en ideal tercihdir. 1.55 gibi oranı var. Eğer maç erken koparsa veya bu maç erken gol gelirse kopmaya yönelik bir mücadele olduğunu düşünerekten de KG varım idealdir. Bir yüksek oranda yapıştırırım bu maça. 2.55 gibi orandan da 3.5 üstte gidebilecek bir maç olduğunu da belirteyim. Bir diğer mücadelemize geçelim hemen. Everton'la Newcastle mücadelesi. Everton'a baktığımız zaman da 4 maçtır gol atamayan bir Everton takımı var. Baktığımız zaman da bu maçta favori gösterilmiş. Artık Everton tarafından da bir çıkış bekleniyor. Yeni teknik adam geldi. Transferler yapıldı. Bir verim alınamadı Everton takımında. Şimdi Everton çıkış yapabilir mi ondan bahsedelim. Öncelikle Everton takımında bir takım olmada sorun yaşayan bir Everton takımı var. Son maçta da bunu gördük. Ondan önceki maçlarda da gördük. Takımın yavaştan toparlanması lazım. Şimdi önceden Richarlison bu takımda başrol oynardı. Ön plana çıkardı. Son maçlarda onu da göremedik. Takımı sırtlayamadı daha doğrusu. Böyle bir kelime kullanmak gerekirse. Şimdi burada aynı şekilde Levin oynayacaktı. Richarlison, Gordon, Delali arkada Dukure ve Elon oynayacağından dolayı yine ideal bir 11 var Everton takımında. Burada Everton'ın artık şeytanın bacağını kırmasını bekliyorum ben burada. Bir çıkış mücadelesi olarak da görülebilir açıkçası bu mücadele Everton adına. nifkesila baktığımız zaman da Saint Maxim'in son maçta yedekten geldi oyuna girdi. Önemli bir durum bu. Bu maçta ideal 11 e yazılmış. Muhtemelen oynayacaktır. Chris Wood ilk golünü attı sanırım geçen hafta. Yine sağda Murphy oynayacaktır. Yine gollü bir mücadele olabilir. Ev sahibinde Kenny bu maçta kart cezası oynamayacak. Zaten sanırım erteleme mücadelesi olması lazım bu mücadelenin de. Şimdi ben Vara gittim. VAR'ın oranında 1.64. Bakın ne kadar güzel bir oran açmışlar. Çünkü gelmesini bekliyorum. Ha, Vardan ziyade bu mücadele 2-3 gole de gidebilir. Ama ben Vardan böyle 1-1 bir, bir skora gelip belki bir takım atarsa 2-1'e dayanır. O takımın da bir sürpriz yaparaktan da Everton'un o galip gelme serisini ve galip gelme hasretini sonlandırmasını da bekleyebiliriz burada. Fakat idealden bir KG var tercih bu mücadeleye gider. Fakat kombinemede eklemediğimi belirteyim. Frankfurt Real Betis mücadelesi. İlk maçta corner gitmiştik sanırım bu mücadeleye. Başarılı olmuştuk. Frankfurt ilk maçta ben izledim çok deli pozisyonlara girdi İspanya'da. Yani Real Betis saldıracağım diye arkada öyle pozisyonlar verdi ki... 2 tane kaçan net pozisyonu var. Onu geçtim. Çektiği 9 tane isabetli şut var kaleye Frankfurt takımının. O şutların çoğu da müsait pozisyonda tehlikeli şutlar oldu. Gerek kaleci çıkardı, gerek atamadılar, direkten döndü vesaire vesaire derken Frankfurt'un yakaladığı pozisyonlar çok daha netti. Real Betis ikinci yarı ilk yarı zaten 2-1 içeri girdiler. Sonradan içeride döndükten sonra Real Betis takımı tepki gösteremedi. Hatta ben canlısını almıştım o mücadelede Real Betis'in atacağı bir golü de almıştım. Olmamıştı. Burada Real Betis karşılık verir mi? Artık riskler alınabilecek bir mücadele bu karşılaşmanın olduğunu düşünüyorum. Yine Real Betis kazanabilir mi? Kazanabilir. Fekir bu maçta olacak mı? Olacak. Jose oynayacak. Canales, Juani gibi isimler de olacak aynı şekilde. Ev sahibinde Borde, Kamada, Lindström bu isimler olacak. Yine ideal 11'lerle sahaya çıkacaklar. Ondan ziyade yine erken bir gol gelecek gibi duruyor bu mücadele. Ben yine tek bir tercih yaptım bu mücadele. KG var da gelir gibi baylar. 142 oran açmışlar zaten. Oran zaten KG'ye göre çok ideal. Tam böyle gelmesi beklenen bir mücadele zaten. İddia riski yönetimi de zaten buna göre bir oran açmışlar. Ben bundan ziyade şöyle de bir yüksek oran önermek istiyorum sizlere. KG var aldık mı? Okeyiz. Mücadelenin 2-3 gol bandında kalması da 1.90. Normalde 1.78 olsa önermeyecektim. Yine 1-1 atarsa bir taraf 2-1 alacak bir maç gibi gözüküyorum. Ben Ben öyle düşünüyorum. 2-3 golün oranı 1.90. Sistem kuponlarına veya düşük misli oynayacağınız yüksek oran kombinelerini 2-3 gol tercihi de yüksek orandan denilir. West Ham Sevilla mücadelesi. Bu mücadeleyi tek tercihim var. Başka bir tercihim yok. West Ham geçen maç zaten bahsetmiştik Sevilla mücadelesinde 2-3 gol. Bandına biter diye düşürmüştük. Hatta güzel de bir canlısını aldım. Sevilla'nın atacağı bir gole 1.65 gibi orandan almıştım. Attı da. Hatta golü atan oyuncuyu da bildim. Dedim hatta ne dedim? Ee, neydi o? Münir miydi ya? İsmini unuttum. Münir miydi neydi? Öyle bir eleman olması lazım. Dedim ki Münir diyelim. Adını tam unuttum ya. Hatta bakalım ya. Dilimize takılacağını. Aynen Münir. Dedim ki kaleye vurabilirse ilk yarıda çok fazla pozisyona girmişti. Kaleyi bulabilirse dedim ki golü Münir'e e, Münir şey atacak yazdım. Tam öyle yazdım. İsteyenler katıl grubunda zaten var. Neyse. Şimdi bu maçta Weston baskılı oyunuyla değerlendirecektir ki zaten şöyle de bir durum var. Ee, geçen maçta Weston ilk yarı ilk 15 dakikada güzel pozisyonlar kaçırdı. Güzel pozisyonlar girdi ve kaçırdı. Ben burada Weston'un etkili oyunuyla ilk gol atmasını bekliyorum. Eğer Sevilla atarsa zaten çevirmesi çok çok zor. Sevilla atarsa maçı üst tura yükselemez. Eğer üst tura yükselmek istiyorsa o iki yerden hem takım savunmasını gerek savunmayı yapıp hem de hücumda güzel duran topları da iyi değerlendiren bir takım. Sevilla takımı. Bu yüzden bir ilk gol West Ham diyorum ben. Sevilla diye anlattık da. Campos bu maçta olmayacak çok önemli bir eksiklik. Kartezi alısı. Şeyin kadrosu çok güzel ama Sevilla'nın çok geniş yedekleri de çok iyi. El Nesli oynayacak, Marcia oynayacak. Rafa Vir mesela Yedeklerden girip oynuyor. golcü adam. Ama dediğim gibi ilk golü ben Weston takımından bekliyorum. 1.69 gibi orandan. Güzel bir karşılaşma yine aldım. Bu maçı kombineme de aldım. Last son mücadelesinde o maçta zaten belirttim. biri ona oynadık. Praa gittik. Onun yanına e, Handicap'a gittik. 2.55 bin oranı vardı. O geldi. Güzel oranlardan yakaladık. Şimdi Lask bu maçtan sonra bir düşme playoff maçları oynadı. O maçta kazandı. 6-0'ı mı yendi? Bir takım morallendi. İlk maçta da pozisyonları girdi mi girecek? Golünü de attı. Kendi evinde risk alacak mı? Artık zaten risk alması gereken bir mücadele. Kendi evinde baskıyla bir gol bulmasını bekliyorum. Slavya Prag takımı zaten durmayan bir takım. Ülke puanı için de oynayan önemli takımlardan bir tanesi. Her iki için de önemli de Slavya yani öyle salacak bir takım değil. O yüzden Solaria Pran'da golünü bekliyorum. Güzel bir karşılıklı gol var mücadelesi gördüğümden dolayı. 1.41 gibi oran açmışlar zaten. Gollü bir maç bekleniyor. 1.41 gibi orandan da değerlendirme altına aldım baylar. 7 maçım burada hem ideal hem yüksek oranlı tercihlerle sizlere öneri yapmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlere bir kombin önerisi olarak da ideal bir kombin önerisi yaptım. KG var kombinesi yaptım sizlere. Kızıl Yıldız Rangers mücadelesine bir KG var aldım. 1.55 gibi orandan. Last Silver yaparak mücadelesinde gollü maç beklediğimden dolayı her iki maçta erken gollerle zaten 3.5 üste bile gidebilir. Hatta Rangers'ın 3.5 üstünü de önerdik sizlere. Bu yüzden idealden bir sizlere ikili KG önerisi yaptım. değerlendirecektim arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime bol şanslar diliyorum. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.